Herkese merhaba. Doğal tarım çalışmalarında yeni bir çalışma yapıyorum. Toprak işlemesiz buğday hububat yetiştirme dönüşümlü olarak. Bunun için bu gördüğünüz yeşil alan da bir önceki sezonda buğday ekilmişti normal yöntemle. Şimdi bu alanı nasıl toprak işlemesiz şeye dönüştürebiliriz, çalışmaya dönüştürebiliriz diye daha önceden de yaptığım araştırmalar, çalışmalar vardı. Sarı buğday ekmiştim, çeşitli yerli buğdaylardan ekmiştim ve sarı buğday da ekmiştim. O ilaçsız bir şekilde diğer otlarla beraber başak boyları da uzun olduğu için belli bir verim vermişti. Hasat aşamasında bazı makineyle ilgili sıkıntılarımız vardı ama verimi ölçemesem de belli bir verim vardı. Başaklar boldu. Dolayısıyla sarı buğday yerli bayram işten almıştım. Yetişebiliyor ilaçsız olarak, onu görmüştüm. Sadece serpme yöntemiyle yerli fiy yetiştirmeyi görmüştüm. Yapmıştım, denemiştim. Onda da hasat etmemiştim ama yine belli miktar ürün alındığını görmüştüm. Şimdi burada buğday ekildi, hasat edildi, anız var tarlada ve aralığın 7'sine geldik. İlginç bir sezon da geçirdik COVID ile beraber. Kurakta bir sezon geçirdik. Sıcaklık da oldukça yüksek bir sezon. Burada şimdi 7 Aralık'ta yağmurlar da yağmaya başlayınca yan tarafa normal fiye ekilecek sürme yöntemiyle. Bu tarafa da sürmeden yan tarafa başka bir çiftçi arkadaş ekecek. Bu tarafa da ondan aldığım tohumları serpme yöntemiyle fiy ekip %20 fazla tohum kullanıp farka bakacağız. Ben zaten yapmak istiyorum da bu şeyi. Bir yandan da hani bir çiftçi nasıl buna geçiş yapabilir? Onun da denemesi olacak. Şimdi de fiy tohumlarını serperek gidiyordum. 8 adım atıyorum. 8 adımda bir miktar tohum alıyorum bir sıra için. Onları da böyle yukarıdan iyice toprağa dökülsün diye serperek yoluma devam ediyorum. Bu şekilde yaklaşık 8-10 dönümlük bir yer var burada. Burayı ya dönüm başına 20 gelecek şekilde 170-180 kilo falan bir rakam. Normalden daha fazla bir tohum serpiyoruz yani. Yağmurlar da yağıyor. İşte bu şekilde ayarlamaya çalışıyorum. Yani elle serpmek, tam ayarlamak biraz daha zor oluyor ama burayı göreceğiz daha sonra nasıl çıkacak tohumlar. Tam yağmur yağarken serpiyoruz ki biraz daha verimli olsun. Belki solucan gübresiyle olabilirdi ama bu şey doğrudan ekim makineleri var normalde. Daha önce onları araştırmıştım. Doğrudan anıza ekim makineleri var. Onlarla aslında yapılsa çok daha kolay olabilir işlem ama diyelim makineniz yok. Ben şu anda ayarlayamadım makineyi. Uzun köprüden yardım istemiştim geçenlerde ama bu sefer uğraşamadım onunla. Bunu elle de serpmek istiyorum. Makine bile kullanmadan mesela belli bir alana yapılabilir mi? Denemek istiyorum. Ondan sonraki sezonda sarı buğday mesela yine belki serpme yöntemiyle, belki doğrudan ekim makinesiyle ekerek, bir de selektör kullanarak şey aşamasında hasattan sonra tohumları almak için selektörle seçim kullanarak makinesiyle tohumlarınızı ayıklayarak belli bir ürün alma. Bunları hayvan yemi yapacaklar bu fiilleri. Nasip olursa bakalım ürün alabilirsek. Bu şekilde bir deneme. Tekrar şeyi güzelce göstermeye çalışayım. Aralık 7'de şeyimiz böyle. Aralık 7-8'de. Görüşmek dileğiyle. Daha sonra videoya eklemeler yaparak sonuçları sizlerle paylaşacağım. 2021 Mart ayından merhaba. Toprak işlemesiz fiy ekimiyle alakalı bir deneme yapıyordum. Onunla alakalı videomuzu devam ediyoruz. Burada gördüğümüz alana serpme yöntemiyle buğday anızı üzerine fiy
serpmiştim, ekmiştim. Diğer tarafta da mirzerle ekim yapıldı. Şimdi ikisinin karşılaştırmaya çalışıyorum Mart ayında. Tam bu sınırdayız şu anda iki arazinin. Ve sağ tarafta ki fillerin durumuna bakıyoruz. Bunlar yağmur yağarken ekildiler. Tarihi de zaten şeyde yazıyor, bir önceki videoda yazıyor zamanı. Diğeri de yaklaşık 20 gün, 1 ay sonra falan ekildi şeyden, serpme halinden. Mimzer getirme zamanı o zamana denk geldi. Şeylerimiz de bu durumda, ekinlerimiz de bu durumda. Bu bölge tamamen gördüğünüz bölge şu anda serpme yöntemiyle ekilmiş. Mart ayında onu bir göstermek istedim duruma. Diğer tarafta şimdi geliyorum. Bu çubukların sol tarafı da mibzerle ekilen bölge. Şeyden aradan devam ediyorum şimdi. Mibzer bölgesindeyiz. Şu anda zoomladım, titrememeye çalışıyorum. Şimdi de şey bölgesindeyiz. Serpme yöntemiyle ekilmiş bölgedeyiz. Bunların zaten hasat zamanında ne kadar verim verdiği belli olacak. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Herkese merhaba. Nisan'ın son günlerindeyiz şu anda. Toprak işlemesiz fi denemesi için ve karşılaştırma için. Şimdi sağdaki araziye normal serpme yöntemiyle, elle serpme yöntemiyle hiç sürülmemiş buğday anız üzerine fi ekildi. Soldaki araziye de mibzerle ekildi. Onların karşılaştırmasını yapıyoruz şu anda. Zaten bilgileri önceki videolarda vermiştim. Soldaki arazide ekinlerin boyu biraz daha yüksek gibi. Ama burada da var. Bir büyüme var. Ama daha yavaş sanki büyümüş. Yer yer çok büyümeler var. Ama daha kısa şu anda. Yine de şeyimiz var. Yağışlar fena değildi bu sezonda. Bunları şimdi hasattan sonra balya kıyaslamasını falan da yapabiliriz. Ortalarda epey büyümüş olanlar var. Yukarı doğru bir devam edeyim bakalım. Sınırdan devam ediyorum. Yapmak istediğim benim toprak işlemesiz sarı buğday ve yetiştirmekti bunun üzerine. Makine olsaydı doğrudan iki mibzeri kullanarak fi ekecektim. Makine yoktu. O yüzden serpme yöntemiyle ektim. Buğday için makine olsa daha iyi olacak. Yan tarafa da aynı şekilde. Doğrudan ekim mibzeriyle ekersek sarı buğdayı daha iyi olur. Onu yapmak istiyorum aslında. Makineyi bulmaya çalışacağım.
Daha önceden ilaçsız sarı buğday yetiştirmiştik. Bu arazide ekim boyları da büyük olduğu için yetişiyordu. Şimdilik bakalım. Yani buradan da hiçbir sürme işlemi yapılmadan ürün alınacak görüntüye göre. Ama nasıl bir ürün alınacak zaman gösterecek onu. Görüşmek dileğiyle. Sol taraftan zaten normal olarak ürün alınacak. Şimdi de tarlaya yukarıdan girdik. Bunun sebebi de şuydu. Geçen sene yan tarlada şey ekilmişti. Meyve ekilmişti. Buradaki kısımdaki 5 dönüm kısım hariç. Yani buradan aşağısında meyve ekilmişti. Onun da bir gübrelemesi vardı. O yüzden aşağı tarafta otlar daha büyük oldu şeyler. Fiiler daha büyük oldu. Bu taraftakiler ama sadece bu tarafa 10 kilo gübre atmış arkadaş ekerken mibzerle. Bu tarafa ise hiç atılmadı. Bu taraftaki yani serpme fiiler diğer otlarla karışık yetişti. Bu taraftaki fiiler sadece gübreyle beraber yetişti. İkisinin çekebilir miyim? Tabii. İkisinin şeylerini kıyaslarsak Alican Bey. Bu şey nasıl olur? Yem olarak kullanılabilme özelliği nasıl olur? İki tarlayı da kıyaslayacak olursak. İki tarlayı kıyaslarsak. Yani sadece fi de yem olabilir. Evet, fi de yem olabilir. Bu da yem olabilir. Yani bu daha zengin çeşitli bir ürün olur elimizde. Bu fi olarak kullanabiliriz gene onu. Bunu da yem olarak kullanabiliriz. Aynen, burada tarlayı olarak sürmemiş olduk. Evet, orada. Fazladan yapmadığımız şey. Bunun üzerine şimdi ne yapabiliriz onu düşünüyoruz. Buğday ekilebilir. Yani. Sarı buğday yetiştirilebilir. Mısır ekmek istiyordu Alican Bey aşağı kısma. Onu şimdi değerlendiriyoruz. Yani aslında çiftçinin içinde bulunduğu zor durumlar nasıl kolaylaştırılabilir? Yöntem arayışları. Mazot girdisi yüksek. Yüksek. İlaç vesaire, kimyasal gübre girdileri yüksek. Onları düşürebilir miyiz? Çalışmalar bu yönde. Mesela doğrudan ekim mibzeri kullanarak solucan gübresi kullanılabilir. Bir çıkış yani. Yoksa çiftçinin bazı yaşadığı maliyet sorunları var. Yine devam ederiz çalışmamıza. Şu anda yani bu tarafta daha bile yüksek olabiliyor otlar mesela şeyler. Buradan da bayağı bir balya alınacak herhalde. Sadece buraya hiçbir traktör girmedi. Serpme yöntemiyle birazcık daha fazla 180 kilo gübre tohum atıldı. Yaklaşık 8 dönüm değil mi bu alan? Böyle bir 8 dönüme 180. Bir %10 %20 fazla tohum atıldı. Buraya ne kadar attık tohum dönüm başına? Hatırlıyor musun? Buraya 15 civarı falan kilo. 15 kilo. 180'i 8'e bölelim. Buraya da 22 falan, 22,5. Oraya 15 mi attınız? Yani aynen. Tamam. Güzel dedikim de aynen. Mayıs ayının sonuna geldik. Hasat dönemi yaklaşıyor. Hasattan önceki durumu göstermek istedim. Sol taraftaki kısım, tam kameranın önündeki serpme yöntemle ekilmiş kısım, tarla sürülmeden. Sağ tarafta gördüğünüz kısımda kulübeye kadar olan kısım, hatta aşağısı normal ekilmiş kısım. Zoomlayalım. Şu gördüğünüz bölgeye kulübeyi kaplayan. Bu da normal mibzerle ekilmiş kısım. Diğer kısım, tam kameranın gösterdiği kısımda serpme yöntemle ekilmiş kısım. Diğer kısım renkleri farklı. Daha çeşitli bitkiler de var. Ama ot miktarında da bir şey yok. Ciddi bir fark yok. Şeyde de göreceğiz. Bakalım. Balyalama nasıl yapılacak o zaman da göreceğiz. Temmuz ayının ortasındayız şimdi. Hasat yapıldı. Ne yazık ki şeyi çekemedim. Balyaları çekemedim ama. Elimde bilgisi var. Şeyle konuştum arkadaşlar. Dönüm başına sağ taraftan yani serpme fi ekilen taraftan 17-18 balya
ortalama aldığını söyledi. Diğer taraftan da 20 balya aldığını söyledi. Bizim çalışmamızda diğer tarafa hem aşağıda fidanlık vardı, fidelik vardı. Hem de bu tarafa gübre atılmıştı. Ona yukarıya yaklaşık 10 kilo atmıştı. Mibzerle sürdüğü alana. Aşağıya da zaten fidelik yapıldığı için oraya da gübre atılmıştı. Yani buradan ortalama 20 alındı. Buradan 17-18 alındı. Dolayısıyla gübreyi de dikkate alacak olursak zaten hasat olmadan önceki görüntüyü de paylaşmıştım. Aşağı yukarı aynı bir verim alınabiliyor. Fi miktarı biraz daha az olsa da burada şey miktarı, ot miktarıyla beraber yine balya miktarı aynıya geliyor. Ama toprağa şey yapmamış oluyoruz, sürünmemiş oluyoruz ve onun avantajlarını almış oluyoruz. Yani toprak yapısını bozmuyoruz, böcekleri vesaireyi rahatsız etmiyoruz ve mazottan tasarruf ediyoruz. Zamanla toprağın bereketlenmesinin önü açılıyor böylece. Şimdi buraya bu iki alana ufak kısma, soldaki yine fi ekilmiş kısma, 3-4 dönümlük kısma ve bu 8 dönümlük yaklaşık kısma sarı buğday ekeceğiz. Onu da serpme yöntemiyle. Yani bir de serpme makineleri var. Elle de, geçen sefer elle serpmiştim buraya. Ama bu sefer serpme makinesiyle arkadaş serpecek. Yerli sarı buğday ekeceğiz. Hiç ilaç kullanmadan sadece şey gübresi kullanmak istiyorum. Solucan gübresi, organik. Onda da sıvı gübreyle normal solucan gübresi kullanarak sıvı gübreyi de şeyde serpmeden önce ovuyorsun. Sulandırılmış gübreyi. O şeyi arttırıyor diye bir şeyim vardı, araştırmam vardı önceden. Bir kere denemiştim. Onu denersem belki şey, yağmurlu bir zamanda sarı buğdayı atarsak serpme, daha güzel verim alırız. Sırada o var şimdi.